Türkiye'de medya takibi 1940 yılında İstanbul'da başlıyor ve basın takibi şeklinde, yani yazılı basının takibi şeklinde başlıyor. Ve yani kurucumuz bireysel merakları doğrultusunda gazete küpürlerini keserken bunun neden şirketler, işte kamu kurumları giderek işte medyatik kişiler için, yani özellikle sanatçılar için bir ihtiyaç olmasın, onlar neden böyle bir hizmet, yani profesyonel olarak böyle bir hizmet almasınlar diye düşünüyor ve bu doğrultudaki ilk girişimleri yani şanslı sonuçlanıyor ve icap kabul görüyor derken bu şekilde başlayan bir süreç var. Tabii medya takibinin iki ana kanadı var. Birisi haber takibi, diğeri de reklam takibi. 1970'li yıllara doğru, yani işte radyo daha sonra geliyor ama radyo takip işi yapılmıyor. 1970'lerde televizyon işin içine giriyor. Orada da bir takip ihtiyacı oluşmuyor. Fakat 1990'ların başından itibaren özel radyo ve televizyonların ortaya çıkmasıyla birlikte radyo ve televizyon takibi de, yani basın takibine ek olarak radyo ve televizyonların takibi de bir ihtiyaca dönüşüyor. Daha sonra 2000'li yıllarda, ki Cemil Bey'in çok doğru hatırladığı gibi 2001-2002 yıllarında dial-up'tan ADSL'e geçildiği yıllar onlar, ama çok sorunlu, inanılmaz sorunlu geçti Türkiye ADSL'e ve çok yavaştı. İnanılmaz sorunlar yaşandı. Fakat 2003'ten, 2004'ten, 2005'ler derken internet medyası oluştu ve sonrasında şimdi en yeni medya olarak da sosyal medyayı yaşıyoruz. Şimdi bunların takibi ne gelindiğinde, yani orada iki tip okurdan söz etmek mümkün. Birisi bireysel okur diye tanımlayacağımız, yani sonuçta toplumu oluşturan bireylerin kendi imkanlarıyla medyayı takip ettikleri durum en alışılmış, en bilindik durumu oluşturuyor. İkincisi ise bizim medya takip hizmetlerini alan, satın alanları kastederek tanımladığımız, içeriğini tanımladığımız profesyonel okur. Medyanın bu ikinci okuru şirketlerden, kurumlardan ve medyatik kişilerden oluşuyor. Ve profesyonel okurlar doğal olarak, yani medyanın bütünündeki bilgiye ulaşmaya çalışıyorlar. Bu da keyword bazında, anahtar kelimeler bazında oluşan bir şey. Yani nedir? Burada siyasi partiler, siyasi kuruluşlar, kamu kuruluşları, ticari şirketler, çok uluslu ya da yerel şirketler ama marka olma çabası içindeki şirketler ve medyatik kişiler kendileri hakkında ya da rakipleri hakkında medyada yayınlanan haberlere ulaşmak istiyorlar. Bugün yani basında 2000'e yakın gazete ve dergi bu amaçla takip ediliyor. Televizyonlarda 50'yi aşkın televizyon kanalında bu takip gerçekleşiyor. Yine 50 kadar radyo, bunlar ulusal televizyon kanalları ve radyo kanallarıdır. Binlerce internet sitesi, internet medyası bağlamında takip ediliyor. Ve sosyal medya deyince de Twitter, Facebook, YouTube, Flickr, Friendfeed gibi mecralar sosyal medya bağlamında takip ediliyor. Yani özellikle
ticari kuruluşlardan örnek vermek istiyorum. Onlar medyada kendileri hakkında, rakipleri hakkında olan biteni bilmek kadar onun o içeriğe katkıda bulunmayı da istiyorlar. Dolayısıyla orada PR başlığı altında toplayabileceğimiz faaliyetlerle medyayı, o bireysel medya okuruna ulaşmak için yoğun bir şekilde kullanmaya çalışıyorlar. Ve tabii kendi markaları ve rakip markalarla ilgili çok yoğun bir içerik sağlıyorlar, veri elde ediyorlar. Şimdi bu sağlanan veri onların daha iyi ürün ve hizmetler üretmesine katkı sağladığı kadar aynı zamanda kendileri hakkında oluşan şikayetleri öğrenmelerine, işte olumsuz ya da olumlu haberlere ulaşmalarını sağlıyor. Ama artan medya sayısı, yani mecra sayısı ve medya sayısı paralelinde ortaya o kadar yoğun bir veri çıkıyor ki günlük, bu artık analiz edilmeden bir şey ifade etmemeye başlıyor. O noktada medya takip verileri ciddi analizlere tabi tutuluyor. Bunlar analiz edilmiş veriler olarak ilgililere sunuluyor. Şimdi bu bakımdan medya takip mesleğinin, yani geçmişten geleceğe doğru serüveninde en önemli noktalardan birisi budur. Artan mecra sayısı, artan yayın, takip edilen yayın sayısına paralel olarak ortaya çıkan veri yoğunluğunu analizlerle anlaşılır hale getirmek, okunabilir hale getirmek ve çok ciddi stratejik kararlarda onlara yaslanabileceğiniz nitelikli verilere, bilgilere dönüştürmek. Bu açıdan medya takip işi de kendi içinde bu tür bir evrilmeyi yaşıyor. Yani medya yansımalarının derlenmesi, toplanmasından onların analizlere dönüştürüldüğü bir yöne doğru gidiyor. Tabii medyanın dijital ortamlara taşınması, internetin olanaklarını, internet teknolojilerini kullanmasına paralel olarak medya takip verileri de, sonuçları da yoğun bir şekilde dijital teknolojileri kullanıyor ve internet olanaklarıyla sunuluyor. Bugün tüm mecralardan elde ettiğimiz verileri biz medya takip hizmetlerine, kullanıcılarına internet üzerinden sunuyoruz. Ve şöyle söyleyeyim, yani bugün 2000'e yakın gazete ve dergiye ilişkin sonuçları biz her gün sabah saat 7.30'da internet ortamında hazır hale getiriyoruz. Buna tabii 2000'e yakın gazete ve dergi dediğimiz zaman bunun bir bölümü aylık, haftalık, 3 aylık yayınlar söz konusu. Ulusal yayınlar kadar yerel yayınlar söz konusu. Örneğin biz Türkiye Gazetesi'nin, Nuh Bey'in o sözünü ettiği o bölge baskılarını pek çok ilde günlük olarak takip ediyoruz. Bunu takip edebilmek için bir altyapı oluştu. Örneğin Türkiye Gazetesi'ni İstanbul taşra baskısı ve şehir baskısı olarak izlediğimiz gibi İzmir, Ankara, Adana, yani biz şu anda Adana'da yokuz ama Antalya, Konya, Kayseri, Bursa gibi farklılıklarını takip ediyoruz. Yani ulusal gazetelerin eğer bölge baskısı farkı varsa oralarda, oraların yerel gazetelerini günlük olarak takip ettiğimiz kadar söz konusu illerdeki ulusal baskı farklarını da takip ediyoruz.